brain. Şimdi yolculuk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. Onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı bavulum ve Çako yanımda. Yapacak işlerimiz var. Yolculuğa çıkalım. Gökkuşağı Rubi Rubi. Gökkuşağı Rubi Rubi. Gökkuşağı Rubi Rubi şimdi. Çako'nun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım, onlara yardıma gideriz. Gökkuşağı Rubi Rubi, gökkuşağı Rubi Rubi, gökkuşağı Rubi Rubi şimdi. Uyuyan Kiki. Hazır ve motor. Merhaba büyük anne, nasılsın? Çako da merhaba diyor. Seni çok öpüyorum. Nasıl oldu? Hı-hı, muhteşem. Oh, ah. Ah. Ah, Çako ve ben odamda oynayacağız. İyi eğlenceler tatlım. Mesajını babaannene iletirim. Görüşürüz baba. Hadi Çako, gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Gökkuşağı Rubi, Çako. Sizi gördüğüme çok sevindim. Nasıl yardım edebilirim Başkan Lickling? Prenses Kiki'nin başrolde olduğu bir film çekeceğiz ama kimse ne yapacağını bilmiyor. Evet, filmin konusunu bile bilmiyoruz. Prenses Kiki, aktrist olduğunuzu bilmiyordum. Bir film yıldızı olmak benim her zaman gizli hayalimdi. Ama sanırım bu mümkün değil. Sanırım tatlı uykuma devam edeceğim. Uyuyan Kiki, uyuyan güzel, uyuyan güzel. İşte bu. Uyuyan Kiki'nin hikayesini anlatabilirsiniz. Uyuyan güzel de kim? Uyuyan güzel en sevdiğim masallardan biridir. Şöyle yapabilirsin. Bir varmış bir yokmuş. Kiki adında çok güzel bir prenses varmış. Partisine arkadaşlarını çağırmış. Aralarında en sevdiği arkadaşı iyi huylu Eli de varmış. Ama kötü huylu olan Cina'yı çağırmamış. Ve kötü huylu olan Cina, Prenses Kiki'ye kötülük etmiş. Ve onu tam 100 yıl boyunca uyutmuş. Uyumayı çok severim. Ama iyi huylu Eli bunu düzeltmiş. Eğer iyi bir prens Prenses Kiki'ye bir çiçek getirirse uyanacakmış. Prensi oynamak için muhteşem birini biliyorum. Öyle mi? Kim? Küçük kuş, uzak bir diyara uçman gerekiyor. Prens Frederick'e bir mesaj götür. Filmimizde prens rolünü oynamasını istiyoruz. Çabuk dön küçük kuş. Bakalım. Filme yardım etmek için herkese farklı bir iş vermeliyim. İyi hikaye anlatabilmeliyim ve düzenli olmalıyım. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim? Bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü? Yönetmen olarak yardım edebilirim. Bu kamerayla filmi kayda alabilirim. Çekim tahtasıyla hikayenin hangi bölümünü kaydettiğimizi biliriz. Ve bu megafonla konuşunca da herkes beni duyabilir, değil mi?
İşimiz büyük bir parti sahnesi için set kurmak olacak. Kraliyet tabak seti gibi mi? Hayır. Sette oyuncular hikayeyi canlandırırlar. Üç duvarlı oda gibidir. Dördüncü duvar yok çünkü orada kamera var. Thunderbell, set kurmaktan sorumlu olabilirsin. Bir film seti hemen kuruluyor. Set kurmak çok zor bir işmiş. Bu muhteşem görünüyor. İyi iş çıkardın Thunderbell. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. Yine de bir şey unutmuş gibi hissediyorum ama... Endişelenme, eminim hatırlarsın. Evet. Oh, sevgili dostlarım. Ve motor. Prenses Kiki. Repliğini söyle. Partime geldiğiniz için çok sağ olun. Çağırdığınız için teşekkür ederiz prenses. Rica ederim. Turabiye ve küte hazır mısınız? Affedersiniz. Hı? Sorun değil Kiki. Pekala millet, tekrar deneyelim. Evet. Yaşasın. Yaşasın. Rica ederim. Kurabiye ve süt için hazır mısınız? Vay canına. Kestik. Bu tamam. Harikaydın Kiki. Teşekkür ederim. Bunu harika yönetmenime borçluyum. Büyük sahnene hazır mısın Cina? Bir fikrim var. Bir duman bulutundan giriyormuş gibi yapmak için bunu kullanmayı düşünüyorum. Harika olur Cina. Herkes yerlerine ve hazır motor. Prenses Kiki, bu benim kötü huylu Cina. Neredesin? Kestik. Nasıldım Gökkuşağı Ruby? Kötü bir karakter gibi göründün mü? Çok inandırıcı oynadın. Şimdi bu unla ne yapacağımızı bulmamız gerekiyor. Ben hallederim Gökkuşağı Ruby. Ha? Bunu unutmuşsun. Evet, unutmuşum. Evet. Seni kurtarırım prenses. Unuttuğum şeyi hatırladım. Çiviler. Beni kurtardın Thunderbell. Prens Frederick'in kraliyet aracı çamura mı saplandı? Gelemiyor mu? Endişelenme Kiki. Artık yeni bir prensimiz var. Muhteşem. Herkesin dikkatine. Birlikte çalışırsak bu film ekibimizde her şeyi başarabiliriz. Merhaba dostlarım. Partime geldiğiniz için sağ olun. Benim de çağrılmam gerekiyordu ama nedense davet edilmedim.
Seni şimdi 100 yıl boyunca derin bir uykuya yatıracağım. Çünkü sen büyük bir hata yaptın. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Kameranla bebeklerimin oynadığı bir film çekebilir miyim? Harika fikir Ruby. Filmin adı ne? Ha? Cinderella'nın hikayesi. Bebek Cinderella. Eminim yaptığım yeni arabaya takacak tekerlekler vardır burada. Ha? Bu nedir? Hey, o oraya nasıl girmiş? O eski bebek çıngıran. Uzun zaman en sevdiğin oyuncaktı senin. Ha? Aa, baba, odama gidip bu çıngırağı bebeklerime sallayıp siz hatırlıyorlar mı diye bir bakacağım. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var Çako. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Acaba Başkan Link Link nerede? Gökkuşağı Ruby, buradayım. Gelin gelin, geldiğinize çok sevindim. Gökkuşağı kasabası için ne gerekirse yapmaya geldik. Bu bebek May ve küçük Cici, bu da Tay. Çok şirinler değil mi? Öyleler. Ama ofisinde neden bebekler var? Dışarıda konuşalım da uyanmasınlar. Kasabadan bir anne şekerleme yaparken çocuklarına bakmamı istedi. Ama önemli bir başkanlık işine çağrıldım. Aha, olamaz, bu çok kötü. Onları bırakamam. Bir düşünelim. Bebekleri çok severim. Çok sorunlu davranabilirim ve Link Link yokken mutlu ve güvende tutabilirim. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü? Bebek bakıcısı olarak yardım edebilirim. Sessiz olurum. Böylece uzun uzun uyurlar. Ve uyanırlarsa oynayabiliriz. Ve bu bebek arabasıyla gezdirebilirim. Acıkırlarsa biberonla beslerim. Bebekler çıngırak sever. Ve elbette onları sıcak tutmak için bir battaniye bulurum. Aha gökkuşağı Ruby, bu çok yardımcı olur. Ay, hiç endişelenme Link Link. Bebekler konusunda bana ve Çako'ya güvenebilirsin. Bu kolay olacak. Link Link dönene dek bırakalım uyusunlar.
ses seni uyandırdı değil mi May? Merhaba sana Cici. Ben Ruby ve bu arkadaşım Çako. İyi kurtarıştı Çako. Merhaba gökkuşağı Ruby. Çocuklarla burada olduğunu duydum. Merhaba Cina. Çok şirinler öyle değil mi? Evet. Hop. 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 Evet. Sanırım bebekler oynamak istiyor. Hadi oynayalım. Oyun şimdi başlıyor. Sanırım May çok acıktı. Sağ ol Çako. Bebek biberon ister mi? Cici ile dans et, dans et, dans et. Dikkat et Tayı. Yakaladım. Sağ ol Cina. Çok iyi görünüyorlar. bebekler uykulu görünüyor. Onu güldürdün. Affedersin Thunderbell. Cina ve ben bebeklerle çok eğleniyoruz. Ama onları uyutmamız gerekiyor. Yardım ederim. Bebekleri çok severim. Orada kal. Bir fikrim var. Biraz gezinti bu ufaklığı yatıştırmak için gereken şey olabilir. Bir uykulu bebek hemen geliyor. Küçük yeşil kurbağa tadı aşağı aşağı. Biliyorum gökkuşağı Ruby. Bebekler çok tatlı ama hala uykulu görünmüyorlar. Hey buldum. Bir hikaye ve sarılmak hep uykumu getirir. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük kişi kurbağa atlamış. Hop aşağı. Şuna bakar mısın? Güzel bir çiçek. Güzel bir... Ay bebek! Ay nerede? İşte buradasın. Geri dön. Ve onlar sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bu ufaklık benim kadar hızlı. Hala uyutamadınız demek. Şimdi ne yapacağız?
Dink Dink dinlenmeleri gerekiyor demişti. Ha? Bu elinin sesine benziyor. Şarkı işte bu. Eli bebekleri uyutmamız için nini söyleyerek yardım edebilir. Nini, nini, uyuma zamanı geldi. Nini, nini, rüya görme zamanı. Gözlerini kapa tatlı. Hala uyuyorlar. Her şey yolunda mı? Hiç sorun çıkmadı. Günü kurtardın. Geldin ve kedi yöntemine yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Baba, bebek bakacak kadar büyüyeceğim zaman için çıngırağımı güvenli bir yere koyabilir miyiz? Tabii ki. Çok kötü havalar gördük, bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şemsiye uzan, şimdi şarkı zamanı. Gökkuşakları şikayet edecek bir şey yok. Gökkuşakları biz yağmuru kovalıyoruz.